İyi akşamlar. Medyascope TV özel yayınından merhaba. Konumuz Batı-Rusya krizi. Konuğumuz Türkiye-Rusya Araştırmalar Merkezi kurucusu Aydın Sezer. Aydın abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu çok ciddi görünüyor durum. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Amerika Birleşik Devletleri 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Avrupa Birliği'nden de 14 Avrupa Birliği ülkesinin de yine Rus diplomatları sınır dışı edecekleri kararı açıklaması geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi öncelikle bu olayın daha doğrusu eski Rus casusun zehirlenmesiyle ilgili olayın sonuçlarına ulaşılmadığı bilgisi var Rus medyasında ve Rusya'da. Zaten Rusya suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyor. Baştan onu bir defa ifade etmek lazım. Ancak Batı seçimlerden hemen, Rusya seçimlerinden hemen önce başlattığı bu karşı çıkış, karşı duruş sürecini sizin de belirttiğiniz üzere bugün itibariyle zirveye tırmandırdı. Benim edindiğim bilgilere göre şu ana kadar NATO ve 24 ülkeden toplam 139 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine yönelik kararlar çıktı. Bu tabii Rusya'da medyada, kamuoyunda ve resmi anlamda çok ciddi tepkiler doğuran bir gelişme oldu. Zira Ruslar özellikle Putin'in ve Rusya'nın bu olayla ilişkilendirilmesinin bilinçli bir gelişme olduğunu, bu olay üzerinden Batı'nın Rusya'ya yeni bir şantaj denemesi sürecinde bulunduğunu belirtiyorlar. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları da çok kesin ve çok netti. Lavrov Batı'nın bu davranışını hem uygunsuz hem çirkin, hatta iğrenç denilebilecek bir kelime kullanarak, İngilizcesiyle tabii, bir kelime kullanarak açıklamaya çalıştı. Ve bu Batı'nın bu şantajına Rusya boyun eğmeyecek, aynı şekilde misilleme yapacak şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi Rus medyasında ve Rus halkının tabii bu olay Rusya'yı Putin etrafında birleştirici bir etki yarattı. Öncelikle bunu söyleyelim. Bu zaten seçimlerde de görüldü. Putin aldığı oy oranı anlamında değil ama seçimlere katılımın yüksek olması anlamında Batı'nın bu yaklaşımının etkisi ve katkısı olduğuna inanıyorum. Şimdi Ruslar tabii ki milliyetçi duygularla ve tam bir birlik beraberlik içerisinde Batı'nın bu yaklaşımını eleştiriyorlar ve karşı çıkıyorlar. Ama Batı'nın neden böyle davrandığı konusu ya da sorusu gündeme geldiğinde sokaktaki Rus vatandaşı ya da sıradan bir Rus diyelim, bu kişiler Batı'nın özellikle Rusya'ya karşı politikalarında kendi aralarında bir konsolidasyon, bir birlik beraberlik sağlama çabasını görüyorlar. Bu olayın buna bir fırsat yarattığını düşünüyorlar ve Batı'nın bunu bu nedenle abarttıkça abarttığına inanıyorlar. Özellikle Ukrayna ve Suriye üzerinden giderek Orta Doğu'da etkili olan Rusya'ya karşı Batı'nın topyekün bir cephe açma ya da karşı duruşuyla alakalı bir süreç olduğunu belirtiyorlar. Bir başka boyutta Batı'nın Putin'in, yani bu kelimeyi aslında kullanmak istemiyorum ama Ruslar kullandığı için söyleyeceğim, teflon niteliğini bozmaya yönelik, yani Putin cephesinde gedikler açmaya yönelik bir takım hareket sergilediğini, bu tip ambargolarla, bu tip büyük diplomatların sınır dışı edilmesiyle sanki Putin cephesinde bir gedik açılabileceğini düşünüyorlar. Ama her halükarda Rusya'nın da simetrik bir şekilde bu gelişmelere karşı tavır koymasını, tepki koymasını bekliyorlar. Ben de bu yönde bugün ya da en geç yarın Rusya'nın bazı kararlar açıklayacağını düşünüyorum. Peki bu durumun Türkiye-Rusya ilişkilerine etkisi ne olur? Türkiye'yi nasıl etkileyecek sizce?
Şimdi hatırlayacağımız üzere Batı'nın daha önce Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik ambargoyu biz uymamıştık. Ambargoya biz uymamıştık. Hatta uymamak bir tarafa, biz onu özellikle ticari bağlamda bir fırsat olarak görüp Rusya'nın ihracatı artırma sürecine de girmiştik. Dolayısıyla hiç şüphesiz Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası, en azından bugün hala öyle. Ama ben şahsen bu konuda batılı ülkeler gibi Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle bir tavır alacağını sanmıyorum. Ama şöyle bir sürpriz de olabilir. Yani bu tabii üstü kapalı bir şekilde Batı İttifakı'nın yanında duruyormuşçasına Rusya'nın bilgisi dahilinde küçük bir tepki de verilebilir. Yani bu hareketi de Türkiye göstermelik de olsa çekebilir ve Rusya bunu anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir başka konu, Volkan Bozkır'ın bugünkü açıklaması, sabah saatlerinde yaptığı açıklama. Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz şeklinde, ki aslında burada S-400 konusunu sizinle de defalarca konuştuk. Bir kap orası yattı, anlaşmaya varıldı, bunların geleceği yönde. Sonradan bir Volkan Bozkır'ın ayrı bir açıklaması oldu. İkisi birbirinden ayrı süreçler diye, ama tüm bunlar Rusya-ABD ilişkilerinden bağımsız düşünülebilir mi? Bence düşünülemez. S-400 konusu, evet, en azından Türk medyasında ya da Türk kamuoyunda bilindiği kadarıyla neticelenmiş, bitmiş bir anlaşma. Ama arka plan, ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Amerikalılarla, Amerikalı yetkililerle her seviyede yapılan temaslarda ve görüşmelerde bir şekilde konunun dönüp dolaşıp S-400 mevzuna geldiğini biliyoruz. Hatta bugün Suriye'de Türkiye'nin Menbiç, Fırat'ın doğusu gibi alanlarla ilgili olarak ABD ile yaptığı görüşmelerde dahi ben şahsen S-400'lerin masanın bir köşesinde bulunduğunu düşünüyorum. Şimdi sabah saatlerinde medyaya düşen Sayın Volkan Bozkır Bey'in açıklaması enteresan bir açıklamaydı. Hatta daha da ileri götürdü konuyu. S-400'ler alınırsa F-35 savaş uçaklarının teslimi tehlikeye girer gibi de bir açıklama yaptı Sayın Büyükelçi. Şimdi Volkan Bey her ne kadar AK Partili bir siyasetçi ise de meslekten diplomat, Avrupa Birliği Bakanlığı yapmış bir siyasetçi. Yani konuştuğu konuların ya da ele aldığı konuların arkasını önünü çok iyi hesaplayarak konuşabilecek nitelikte birisi. Yani herhangi bir siyasetçi değil. Özellikle dış politika alanındaki konularda herhangi bir siyasetçi değil. Dolayısıyla ben Volkan Bey'in sabah yaptığı ilk konuşmayı zaten ciddiye aldım. Muhtemelen bu da Amerika'daki temasları sırasında milletvekilleri heyetinin gündeme geldi. Ancak Sayın Bozkır'ın açıklamasından hemen sonra Sayın Canikli'nin bir açıklama yaparak S-400 konusu ayrı, F-35 konusu ayrı şeklinde konuya birdenbire açıklık getirme çabası ve akşam saatlerinde Volkan Bey'in CNN Türk canlı yayınına katılarak konuya ilişkin yorumları da gösteriyor ki her ne kadar bu ikisinin ayrı süreç olduğunu biz iddia etsek de, her ne kadar S-400'lerin acilen teslimi konusunda Rusya ile temasların yürütüldüğünü belirtsek de arka planda hala görüşülmekte olan bir takım hususlar var ve bu devam ediyor. Zaten benim de bu konudaki görüşümü çok net biliyorsunuz. Ben S-400'ler gelene kadar bu konunun bitmiş olacağına zaten ihtimal vermiyorum. Ayrıca S-400 gelirse bile onun S-400 görünümünün ne olacağını, zira gelmesi, Türkiye'ye getirilmesi düşünülen S-400'lerin menzilleri itibariyle ya da kapsama sahaları itibariyle zaten S-400 olup olmadığı bugünden tartışılan bir konu. Hatırlayacağınız üzere çeşitli savunma analistleri Türkiye'ye verilecek S-400'lerin menzilinin 160-200 kilometre mertebelerinde olacağına yönelik de değerlendirmeler yapıyor. Ancak bu konu hala tartışılıyor. Bu çok açık. Şimdi Türkiye ve Rusya arasında sizin deyiminizle yılan hikayesine dönmüş bir başka konu da Akkuyu meselesi. Akkuyu da nedir son durum diyelim?
Şimdi bugün Sayın Başbakan AK Parti grup konuşmasında Akgün'ün temelini önümüzdeki hafta Sayın Erdoğan ve Putin tarafından atılacağını belirtti. Zaten beklentiler de bu yönde ama benim edindiğim bilgilere göre Putin 4 Nisan'da Türkiye'de olacak kesin. Eğer Akkuyu'da temel atılma söz konusu olursa muhtemelen 3 Nisan'da da Türkiye'de görebileceğiz. Şimdi sadece çalışma günü açısından bakıldığı zaman bir haftalık bir süre var. Bu süre zarfında hala finans konusu ve hala Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan beklenilen lisans konusunun şu saat itibariyle çözüldüğüne yönelik bir haber medyaya düşmedi. Ben bu konuda bu önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. En azından sözde dahi olsa bu gelişmelerin olduğunun açıklanacağını düşünüyorum. Aksi takdirde Akkuyu'da temel atma ya da teknik tabiriyle beton dökme operasyonu gerçekleşmeyecek. Burada bir husus var. Birkaç gün önce Rosatom yetkilileri Reuters'e açıklama yaptı. Akkuyu'da gecikme olmayacak, planlandığı gibi işler yürüyecek diyorlar. Hatırlatmak isterim, zaten net 8 yıl geçti. Yani bundan sonra daha ne kadar gecikme olabilir? O gecikme sürece gecikme denir mi denmez mi? Ayrı bir konu. Ama şurası kesin, anlaşmanın 6. maddesinde tüm lisans işlemlerinin elde edilmesini müteakiben 7 yıl içerisinde ilk ünitenin hizmete alınacağı belirtiliyor. 5 yıl değil. Net 7 yıl. Bu söylediğim gibi anlaşmanın 6. maddesinin 2. fıkrasında, hatta yazıyla da yazmışlar, net 7 yıl gösteriliyor. Ha, nükleer tesis gibi son derece önemli teknik, teknolojik bir tesisin 7 yıl yerine 5 yılda yapılması da mümkün olur mu olmaz mı? O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Onun altını çizeyim. Ama son günlerde medyaya, Rus medyasına da Türk medyasına da düşen tartışmalarda bir başka enteresan konu var. O da Akkuyu için Rusların getirmiş olduğu 3 milyar doların akıbetiyle ilgili. Yine hatırlayacağınız üzere bu konuda Türkiye'de 2015 yılında Bir Gün gazetesinde bir sayın köşe yazarı Akkuyu'nun 3 milyar doları nereye harcandı şeklinde bir yazı da kaleme almıştı. Tabii finans konusundaki sıkıntı devam ediyor. Biz EYOAŞ'ın ortak olacağını biliyorduk. Ama elde ettiğim bilgilere göre EYOAŞ ortaklığı sadece %5 mertebesinde olacakmış. Dolayısıyla hala büyük bir açık var. Malum %49'una kadar kısmı Türkiye'nin karşılaması gerekiyor. Bakalım bu hafta bize neler gösterecek? Fon devreye girecek mi, girmeyecek mi belli değil. Ya da yabancı finans çevreleri projeye ilgi gösterecek mi? Henüz belli değil. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Rica ederim, iyi yayınlar. Sağ olun, size de iyi çalışmalar. Evet, Türkiye-Rusya Araştırmaları Merkezi kurucusu Aydın Sezer'le konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını ve bunun Türkiye'ye etkilerini, ayrıca da Türkiye-Rusya ilişkilerindeki son gelişmeleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.